canımanne.com. Canım anneden merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle böyle bir paspas modeli, çarkı felek paspas modeli çalışacağız. Eskiden böyle el bezilerde olurdu, sadece paspas değil. Hatırlayanlar, bilenler bilir. Babaannelerimizde, annelerimizin çeyizlerinde mutlaka böyle el bezileri vardır. Bunu bu şekilde süslerken aklıma supla da geldi. Mesela daha farklı süslemelerle şişle supla da örebiliriz. Ben bunu bu şekilde, biraz kalabalık oldu ama, öylesine ördüm. Bu şekilde renklerini ayarladım. Şimdi beraber örelim istiyorum. Bir tane çalıştım. Bayağı bir kalabalık oldu. Ben dediğim gibi bunu öylesine ördüm, süsledim. Ondan sonra şimdi burada 3 renkle çalışmıştım. Size anlatacağım videoda. Şöyle iplerimi alayım. Bayağı kalabalık bir renkle çalışacağız. Hem renk yürütmeyi göstermiş olayım istedim. Aslında 2 renkle çalışacaktım. Sonra dedim hani renk ilerletmeyi de göstermiş olalım. Hem de elimde de kalsın böyle bir model istedim. Artan iplerim var. Şöyle değişik ebru ipim var 2 tane. Bunları da kullanacağım bir parçasında. Böyle renk renk istediğim gibi ayarlayarak, sizin de elinizde artan ipleriniz varsa o şekilde örebilirsiniz. İster paspas örün, ister supla yapın, ister dediğim gibi el bezi olarak yapın ya da çocuğunuza oyuncak niyetli de verebilirsiniz bunu. Hani böyle oyuncaklarını yıkasın diye verebilirsiniz. Çocukların hayal gücü çok geniş biliyorsunuz. Bu şekilde örerek anlatalım istedim. Penye iplerle renk renk paspas da örebilirsiniz. Mesela fanatik bir erkek çocuğunuz varsa artık tuttuğu takıma göre, ben burada Fenerbahçe rengini kullanmışım. Mesela lacivert, sarı beyaz bir penye ip alarak çocuğunuzun odasına paspas da örebilirsiniz. Hem onun hoşuna gider hem de güzel olur. Sizler de yapmış olursunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki videolarımızdan ilk önce siz haberdar olun. Direkt izleme şansı yakalayabilin. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hangi renkle başlayalım? Mavi ile başlayalım. Evet. Diğer renklerimi alayım şöyle. Arkadaşlar, şişimize 25 ilmek atarak başlıyoruz. Her videomuzda mutlaka ilmek atmayı gösteriyorum. Sizler farklı atabilirsiniz. Ben bu şekilde atıyorum. 2 3 4 5. 4 numara bir şiş kullanacağım. İplerimin kalınlıkları farklı ama genelde 4 numaraya uygun şişlerim var. Sizler de ipinize göre, hani şişinize, elinizdeki şişe göre de örebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 25 ilmek oluncaya kadar atalım ve örmeye başlayalım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu paspas modeli için boyun ne kadar olursa olsun, ister küçük olsun, ister büyük olsun, 5 ve 5'in katlarını kullanın. Şimdi 25 ilmek attık ya, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Çünkü 5'er 5'er bir ilerleme kaydedeceğiz örgümüzde. Örerken anlatacağım, daha iyi anlayacaksınız. İlk sırayı direkt örüyoruz. Haroş olacağı için önde ve arkada düz örgü kullanacağız. İlk sırayı hep örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örgüyle. Yaklaşık 2 renk öremedim. Yaklaşık 2 renk, dediğim gibi şey yapmayacağım. Videoda hiç kesmeden anlatmaya uğraşacağım. Son ilmeğimizi de örüyoruz.
Şimdi geldik arka tarafı. Artık 5 bir öreceğim, geri döneceğim. 10 bir öreceğim, geri döneceğim. 15 bir öreceğim, geri döneceğim. 20 bir öreceğim, geri döneceğim. 25 öreceğim. Bu şekilde tamamlayacağız. Anlatmış oluyorum, hem de zaten öreceğim. Evet, bakın şimdi. 1 2 3 4 5 2 4 5 Geri dönüyoruz. Buradaki ilmekleri örüyoruz. Şimdi tekrar ne yaptık? Başa geldik. Bu sefer 10 öreceğiz. 10 ilmek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gördüğünüz gibi geri dönüyoruz. Son ilmekleri dönerken örerek almıyorum, direkt alıyorum. Bak şimdi tekrar göstereyim. Şimdi 15 gideceğiz. Bakın direkt ilmeği alıp geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Geri dönüyoruz. Bu sefer 20 gideceğiz. Burada döndürüyorum. Zaman durduruyorum, döndürüyorum dedim. Durduruyorum. Tekrar geldiğimizde 20 giderken açacağım. Arkaya geldim. Bu sefer 20 gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Geri dönüyorum. Arkada da hep örüyoruz ve en son 25 öreceğiz. Şimdi 25 yani son ilmeğe kadar örüyoruz arkadaşlar. Son ilmeğe kadar örerek geliyoruz. Evet. Son ilmeğe geldim. Arkayı tamamen örerek başa kadar geliyoruz. Arkada bütün ilmekleri örerek başa kadar geliyoruz. Evet, geldik. Şimdi daha önce ne yaptık? 5, 10, 15, 20, 25 diye gittik. Şimdi tam tersi. 20'ye kadar geleceğim. Bırakacağım. 5 tane bırakacağım. Daha sonra 15'e kadar geleceğim. 5, 10 bırakmış olacağım. Daha sonra 10 geleceğim.
15 bırakmış olacağım. O şekilde gideceğiz. Şimdi son 5 ilmeği bırakacağız. Yani 20 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şu son 4, 2 4 5. Evet, doğru olmuşuz. Arkayı da bütün ilmekleri örerek başa kadar geliyoruz. Şurada bir ilmek kaçırmanı hemen yapıyorum. Evet, arkayı da hep örerek geliyoruz. Şimdi 15 tane ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Evet. Yani 10 ilmek bırakmış oluyorum. Dönüyorum. Hemen burayı da hızlı bir şekilde örüyorum. Bu sefer 10 ilmek öreceğim. On ilmek öreceğim. Evet. İki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Geri dönüyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, doğru olmuşum. Şöyle. Hemen. Tekrar dönüyorum. Bu sefer 5 ilmek örerek geri dönüyoruz ve artık renk değiştireceğiz. 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. Ve artık renk değişimimizi yapabiliriz. Şimdi bakıyorum. Hangi renge geçmek istiyorsam onu. Evet arkadaşlar, renk geçişine ben bir tane geçtim. Şimdi size üçüncü renkte göstermek istedim. Hem de iki ipi birden veya daha fazla ipi birden yürütmeyi de göstermiş olalım. Tek ip de yürürseniz, iki ip, üç ip de yürürseniz sistem aynı. İpi buraya sabitliyoruz. Yeşil ipimi sabitledikten sonra kremi yeşille örüyorum ki ipimi yeşillendirmiş oluyorum. Evet, şimdi bakın. Şu iki ipi yeşilin üstünden bu şekilde atıyorum ve böyle oluyor. Bakın. Yeşil ipimin üstünden evet, şimdi örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Ve arkayı da örerek geliyorum. Bakın, arkayı örerek geldim. İki tane ipim burada bu şekilde duruyor. Ve örüyorum. Şimdi sistem aynı. 5 5 gidecek. Bakın. Şimdi geldim. Yeşil ipimi alıyorum. Ne yapıyoruz? Bakın. İki rengi
Yeşil ipe doluyorum. Ve düzeltiyorum. 5 tane örüyorum. 2 Bir dakika, öbür ipi aldım. 2 3 4 5 Alt tarafta ip dolanıyor. Biliyorum. Arkaya dönüyoruz. Yine ipimi örüyorum. Şimdi burada ipimizin dolanmaması gereken kısmını yapacağım. Şimdi ipler dolanıyor, nasıl olacak diyeceksiniz. 4 Bakın burayı da ördüm. Bitti. İplerimin dolanmaması için hemen yeşil ipim nerede kalıyorsa o tarafa çeviriyorum. Şimdi 10 gideceğim. Yine bakın. Şöyle göstereyim. Bir kere dolayacağım. Yeşil ipi bu ilmekleri. Bakın. Bu şekilde atıyor. Ve böylece yeşil ipin üstünde kalıyor. Gördüğünüz gibi. Alıyorum. Şimdi 10 gidiyoruz. Bu şekilde istediğim renk sayısınca örebilirim. Bakın ipi burada yürütüyorum ve hiç belli olmuyor. Şurada yanlış bir yürütme sistemi uygulamışım. Orada tabii böyle kötü bir görüntü oluştu. Farkında olmadan. Ama burada ipi yürüttüğüm hiç belli değil. Evet arkadaşlar, bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Burada toplamda 17-18 tane dilimimiz oldu. Muhtemelen burada da aynı olacak. Bunu nasıl anlayacağımızı en son göstereceğim. Bu şekilde örerek 16-17-18 dilim oluşuncaya kadar örelim. Daha sonra nasıl birleştiğini, nasıl hani yeterli geldiğini anladığımızı göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 15 tane dilimimizi oluşturdum. Şimdi artık örerek kapatma tekniğine gelmiştim. Birkaç ilmeği de beraber örerek kapatalım ve daha sonra da dikim işlemine geçelim. Bu şekilde örerek kapatıyoruz. Bir tane de zincir çekip sıkılıyorum ve artık dikim işlemine geçeceğiz. Dikim işlemine geçmek için ben direkt buradaki ipi biraz fazla bırakacağım ve keseceğim. Evet. Evet. Dikmeye başlıyorum. Bakın burada zaten örgümüzü bitirdik ve sıkıladık. Burada hemen baş ilmeğe batıyorum. Gördüğünüz gibi belli. Çekiyorum. Ve daha sonra kırmızı ilmekte bakın. İkinci yere zaten belli oluyor. Hemen mavide de ikinci sıraya batacağım. Bakın
mavi ipimizi geçiyoruz ve ikinci sıra gördüğünüz gibi belli. Bunu atıyorum ve sıkıyorum. 3'e geçiyorum. Her ilmeğin karşısındaki ilmeği bu şekilde dikerek birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde dikerek bitirelim. Daha sonra orta kısmına pomponumuzu yerleştireceğiz. Şöyle bir pomponum var. Ben pompon yerleştireceğim. Bazı arkadaşlarımız buraya gül yapıyorlar. İsterseniz sizler de gül yapabilirsiniz. Dikim işlemini bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı diktik. Şimdi pomponumuza ipliğimizi sabitledik ve iğnemizi geçirdik. Birleştirmedim orta noktayı. Pomponu tam ortaya koyuyorum. Hemen dibinden batıyorum. Çıktık. Bu şekilde. Ve daha sonra da buradan da bu şekilde geçirip şuradan da şöyle bir birleştirme yapıyorum. Evet. Ve en son şöyle. Yani batmadığınız yerlere batarak ilmekleri birleştirerek şu anda pompona geri batarak çıkıyorum. Evet, şimdi şuradan ip geçirdiğim için pomponum biraz şeyle kayboldu. Ve hemen dibinden tekrar batacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bittik. Burada hemen sabitleme işlemimizi yapıyoruz. Bir kere daha sabitliyoruz. İlmekler bu şekilde arkada kaldı. Gördüğünüz gibi. Düzeltiyoruz. Evet. Bu motifimiz de bu şekilde sizlerle yaparak bitirmiş olduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her türlü görüş ve önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.